Evet arkadaşlar, Age of History 2 oyununda anketi kazanan mod 1440 modu oldu. 11 Mayıs 1440'dan başlıyor. Oyun harita bu şekilde. Avrupa, ama Avrupa tarafı, sol taraf yok arkadaşlar. Niye yok bilmiyorum. O tarafa doğru bir geçiş yok. Genelde Asya tarafı, bu taraflara doğru bir ilerleme var. Haritamız bu şekilde. Osmanlı İmparatorluğu'nu seçtik tabii ki de. Bu altta Karamanoğulları Beyliği var. Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları, Alkoyunlar burada. Yukarıda Trabzon İmparatorluğu var. Üst tarafta Candaroğlu Beyliği var. Şu orta kesimde İstanbul'u da Bizans almış durumda. Şimdi teknoloji puanlarımızı hızlı bir şekilde verip Bizans'ı aradan çıkartalım diyorum. Ordu bakımına biraz asılalım. Direkt, çünkü ordu yapıp direkt Bizans'a dalacağım. Ordu bakımını yükselttik 10.5. Biraz da araştırmaya vereyim. Biraz da araştırma puanına verdim. 625. Burada nasıl bir üretim yapabiliriz? Cephanelik yaparsak ne istiyor? Hareket puanı artı 2. Birlikten gereken altın miktarını 1 altın düşürüyormuş. İkmal karpı için de ordu bakımı eksi 20. Birkaç tur geçeceğim. Birkaç tur hızlıca geçeceğim. Para biriksin. ...19.000 oldu. Diğer devletlerle de ilişkimize de hiç bakmadık. Sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi gerçi burada da ikmal kampı yapacağım da orada burada durmayacak ki. Ben direkt saldıracağım. Ben direkt ordu yapayım abi. Cephanelik yapmak için ne istiyor bizden? Gereken teknoloji puanı seviyesi 0,4. Teknolojiye 3 puan vermiştim. Teknoloji neden? Araştırma 0 diyor burada. Şunu biraz yükseltelim. Biraz yükselttik. Yatırımı biraz düşürelim. Malları biraz düşürüyorum. Vergileri biraz arttırıyorum. Mutluluk biraz düşebilir ama yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar turu geçtiğimde evet, araştırma 12.8 oldu. Ben biraz ordu yapalım. Ne kadar yapabiliyoruz? 5000. Direkt Bizans'ı bununla birlikte patlatıp alıp çıkabiliriz. Aynen öyle. Bizans'a savaş ilan edip dalıyorum. Ya da önce yanına yaklaşayım ondan sonra. Çünkü gidene kadar zaman geçecek. Şuraya hareket et dostum. Güzel, onu oraya gönderdik. Turu bir daha geçtik. Bir daha geçtim. Tamam, yanına yerleştik. Savaşı ilan ediyorum şimdi. Bizans'a savaşı ilan ettim. Ve 5000'le Bizans'a dalıyorum. Şuraya saldırabilir amacıyla, önlemiyle şuraya biraz ordu yaptım. Biraz da boşalttığım yere yapıyorum. Ve turu geçiyorum. Aldık mı? Hallettik mi? Aynen öyle. Bizans'ı hallettik. Tamam, hepsini aldım kardeşim. Talepleri gönder. Turu geç. Artık İstanbul bizim. Artık İstanbul bize ait. Hala Bizans diyor. Nasıl oluyor bu iş? Hala Bizans İmparatorluğu'na ait diyor. Nasıl oluyor bu iş? Ben almayı mı unuttuk? Alamadık mı? Yanlış tuşa mı bastık? Allah Allah. Vallahi bir şey anlamadım. Benim ordu nereye gitti? Dur. Vallahi oyun kafayı sıyırdı. Bizans. Şuradan seçebiliyorum. Şuradan hareket et diyorum. Basıyorum, yok. Turu bir geçeyim bakayım ne olacak. Ordu yapıyor adam hala. Adam hala ordu yapıyor. Benim 5000'lik ordum nereye gitti? Ben bir şey anlamadım. Yanlış bir şey mi bastım? Asimile mi ettik? Ne yaptık? Bir şey yaptık. Dur şu puanı bir verelim bakalım şöyle. Şu puanı bir verelim. Araştırmayı 3 yap. 4 yaptık. Tekrar dalmaya deneyeceğim. Saldıramıyorum. Vallahi saldıramıyorum. Ha. Ateşkesimiz varmış. 44 tur ateşkes var. Bununla ben ne zaman ateşkes yaptım bilmiyorum. Geçelim bir gazete. 44 turu geçeceğiz. Adam ordu yapacak. Galiba ben şehri alamadık mı? Beceremedik mi? Bir şeyler oldu orada. O zaman şuradan biraz ordu yetiştirme yapıp ondan sonra oraya dalarız. Buradan biraz çiftlik yapalım şuraya. Bir tane de liman yapalım. Buraya da bir tane çiftlik yapalım. Bir tane liman yapalım derken hareket puanı mı yok? Hareket puanı yok. Aynı. Turu seri şekilde geçiyorum. Şuradaki elemanlar eksi 28. İlişki geliştirme yapamıyoruz. Bunlar bize saldırabilir. Bunların dostlar arasında kim vardı acaba? Bizans mı vardı da bana el hareketi yaptılar? Şuradan o zaman biraz savunma yapmamız gerekecek. Çünkü direkt bize dalabilirler. İlişki geliştirme de yapamıyoruz. Şöyle sınırları biraz kontrol altına alalım. Hareket puanımız yok. Ordusu da fazla yok. Aslında onlara da dalabilirim ha. Duru bir daha geçtim. Bir şurası kaldı. Onu da hallettik mi? Tamam. Bunlara dalarsam alabilirim aslında. Etrafını sarım. Şurada zaten 1000 ordu var. Ben dalıyorum bunlara. Şu diğerlerine bakalım ilişkimiz nedir? Akkoyunlar eksi 6. Şunlar eksi 7. Eksi 7. Bunlar sıkıntılı. Şu üst tarafı hızlı bir şekilde alırsam alt tarafa doğru savunmaya geçebilirim. Şu yukarıya bakalım. Eflak Boğdan'a bakalım. Artı 19. Eksi 31. Araştırmayı 4 yaptık. Araştırmayı 5 yapıyorum. Aynen önce şunlara dalıyorum. Ondan sonra Bizans'a bakacağız. Bizans'a bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şuradaki 1000 orduyu ben alayım bu tarafa doğru. 1000 orduyu buraya gönderdim. Ben bunlara dalıyorum. Candaroğlu Beyliği'ne dalıyoruz. Savaşı ilan et dedim. Savaşı ilan et dedik. Dalıyorum şuradan sırayla. Sıkıştırma usulü yapalım şimdi bunlara. Şuraya 400 gönderdik ama peşine 600'ü gönderirsem orayı alırız. ...134... ...400... ...400... Onlar orayı alır. Arkaya doğru devam. Evet, turu geçtim. Oo abi. Hemen üretim yapmış. Hemen üretim yapmış, bizi bitirmiş. Bizans bize buradan saldıramaz. Şimdi hiç sıkıntıya girdik. Şimdi hiç sıkıntıya girdi demektir. 639. Şuradan hemen savunma olsun diye ordu yapmamız lazım ama yetmiyor. 400 yapabiliyoruz. 400'ünü yapabiliyorum. Çünkü ordu yok orada. Şuradan da biraz bir şeyler yapalım. Hazine boş. Hazine bitti. Şuradaki 1000 orduyu da şuraya salıyorum. Gidene kadar biraz zaman geçecektir. Şurada biraz ordumuz var. Şu 131'i alamadık mı? Şuraya gönder. Şunu da şöyle gönder. Burada 400 var. Hemen oraya desteğe gönder. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz şimdi? Turu geçiyorum. Allah'tan ordumun olduğu yere saldırdı. Evet, aşağı saldıracağı belliydi. Evet, orduyu bölmesi işime gelir. Orduyu bölmesi sen hala ilerlemedin mi? Orduyu bölmesi işime gelir. Şuradaki 600'ü de çekeceğim şuraya doğru. Ufakta biraz ordu yaparsak şuralardan aşağı gitmesini engellemeye çalışırız. 350. Şu yan tarafa git. 700 bilmem kaç. Şuradan önünü kes. 600. Sen de şöyle gel. 300. Sen de orası zaten alınacak. Şuraya git. Turu geçiyorum. Evet, aşağı ilerlemesi normal. Peşine gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Peşine gideceğiz. Bizans'ı buradan saldım şu anda. Bizans'ı şu anda Eskişehir'e orduyu gönderiyorum. Önünü keseceğiz. %50. Seni bir yere göndermiş miydim? Al bakayım. Turu geçtim. Al. Kaçabildiğin kadar, koşabildiğin kadar hızlı koş. Bakalım kaçabilecek misin? Kaçamayacaksın. Yakalayacağım seni. Eninde sonunda yakalanacaksın. Zaten aşağıda durmak zorundasın. Şuradan ilerlemesin diye hemen önünü kesiyorum. Hazine mi boş? Nasıl boş ya? Hareket puanı yok. %172. Önünü nasıl kesebilirim? Büyük ihtimalle şuraya saldıracak veya şuraya saldıracak. Ben şuraya göndereyim. Değiştim turu. Tamam, yukarısını hallettik. O sola doğru ilerliyor. Ordu yapmak yerine önünü kesmek için şu bir, şu iki, önünü keseriz oradan. 250. Şöyle 90'la buraya gönder. Bunu da buraya gönder. Vallahi gidiyormuş gibi gözüküyor ama gitmiyor. Vallahi gönderdik, ordu giden ordu falan yok. Nereye gitti bunlar? Şöyle önüne doğru göndereyim. Ha, bu ilerledi. Yukarıdaki ilerlemedi. Şuradan önünü kesmem lazım. Bayağı aşağıya doğru gitti. Şimdi işin yoksa bunların asimilesiyle uğraş şimdi. Tamam, önünü kestik. En azından biraz yavaşlattık onu. Daha aşağı ilerleyemezse şurayı kesmiş olacağız. Şurayı da halledelim be. Bayağı oyaladı bizi bu. Şurayı halledelim. Bizans'ın şehrini ve İstanbul'u nasıl alamadım? Yanlış bir şey mi bastık ya? Sen niye ilerlemiyorsun kardeşim? Vallahi gitmiyoruz. O şuraya hareket, ya hiç hareket puanı yok. Öyle desene. Güzel. Evet. Evet, harika, müthiş. Oh be. Tamam. Şunu da hallet. Çocuklar, şunu da halledin. Bu işe bir son verelim. Birleşelim şimdi. Hadi bakalım. Tamam. Bizans'la durumumuz nedir? Savaşı 28 tur daha var. 28 tur daha var. O zamana kadar, 28 tura kadar arkadaşlar şey yapacağız. Biraz sınır güvenliği. Şunlarla ilişkilerimizi bir kontrol edelim. -5. -26 bana saldırma ihtimalleri çok yüksek. -10. -12. -5. Şimdi bunlar çok fazla sınırımı sıkıntıya sokmuş durumdalar. Burada sınır güvenliğini sağlamak için biraz ordu yapabiliriz. Ama üretim de yapmam lazım. Bunlarla ben biraz ilişki geliştirme yapayım da bunları biraz oyalayalım biz. Çünkü para gelirim çok düşük. Yukarıda ne durumda? Eflak Boğdan'a bakalım. 33. Eflak'ta sıkıntı yok. Boğdan -38. Boğdan -38. En azından bir köşeden ilişki geliştir yapamıyoruz. Bunlar bana direkt saldıracak gibi gözüküyor. O zaman şu 1000'lik orduyu şu sınıra ben yerleştireyim. Yarısını yan tarafa, yarısını da şuraya gönderdim. Tamam. Orada zaten binlik ordum var. Şöyle sınırlara yayalım bunları. Turu geçtim. Bitti mi? Şunlar bitti mi? Şunu al. Dur bakalım. Dur şunu bir almam lazım. Candaroğlu Beyliği. Candaroğlu hepsini al. Tamam, az önce de basmıştım ona ya. Hepsini alıyorum kardeş. Talepleri gönder dedik. Evet dedim. Oh be. İşte bu. Ama Bizans niye öyle olmadı? Çok ilginç. Bizans neden öyle olmadı? Çok ilginç. Şimdi istikrar durumu, eyalet istikrarlarına bakalım. Şunlar 41'de neyimiz yok. 3.5. Niye onaylayamıyoruz? Bana geçmedi mi? Bu geçti. Bir tur daha geçelim. Bir daha deneyelim. Heh, şimdi oldu. Kaç istiyor? 2400 mü? Çok para istiyor ya. Çok para istiyor. Mutluluğa bakalım. 76. Paramız yok. Para sıkıntısı çekiyoruz. Para sıkıntısı çekiyor. Üretim geriline versek yüzde kaç veriyor? 0.25. Bunları daha hızlı yükseltmem için araştırmaya vermem lazım ama biraz daha paraya ihtiyacımız var. Üretim gelirine, vergi geriline yükseltsek 0.2. Üretim geliri yapacağım. Üretim gelirine artı 1 verdik. Tamam, onlar gidiyor, onlar gidiyor. Şurada 1000 ordusu var. İlişkimiz eksi 5. İlişkileri bunlarla geliştirmem lazım. O 1000 ordu şu an beni yorar. Şu an o 1000 orduyla uğraşamam. Turları seri şekilde geçeceğim. Madem şeyimiz var, diplomasi puanımız var. Ve ilişki geliştir yapalım abi. Bunlarla savaşmıyorum şu anda. Akkoyunlar. Akkoyunlar bir yerden tanıdık geliyor ama çıkartacağım bir yerden. İlişkileri geliştir. Şunlarla eksi 26. Şu tarafı kapatırsak gelemez. Şunlar da ilişkiyi geliştirdik mi? Tamam. Burayı aldık. Bizans'ı da aldık mı? Sınırlarımızı biraz daha genişletme yolunda adımlar atmış olacağız. Yukarısını zaten kapattık. Bir daha geçtim turu. 6000 paramız var. Şimdi şu kısımda ne yaptık? Çiftlik bir liman ekleyelim buraya. Dur, bir daha geçtim. Başlarda biraz oyun sıkabiliyor. Gelişim için bunları yapmamız lazım. Şunlara direkt saldırsam mı? Ordum var aslında ya. Trabzon İmparatorluğu. Ordumuz varken aslında boşuna yemek yemesinler. Eksi 10. Bunlara saldırırsak ama o zaman bir sınır komşusu daha elde etmiş olacağız. Mesheti. Eksi 6. Bir de burada 0. İmareti Krallığı. Buraya kadar bir sınır uzatmış olacağız. Şunlara saldırsak Karamanoğlu Beyliği eksi 1 yaptık ama ordu sayısı çok fazla. Ordu sayısı çok fazla. Biraz daha gelişelim de ondan sonra yaparız. Aynen, biraz daha gelişelim de ondan sonra yaparız. Çiftlik koydum buraya. Şuraların gelişimini biraz arttıralım. Turları hızlı geçiyorum. Teknoloji ve üretim geliri bir yükseltme daha yaptık. Seri şekilde geçiyorum. Güzel. 72.4. Paramız 23.000 oldu. Hemen bir çiftlik, bir liman. Atölye ne diyordu? Üretim gelirine %5 veriyor. Ama atölyeye gereken üretim geliri %5. %5 veriyormuş. Ama onu şu an galiba yapamıyoruz. Atölye yapabilmemiz için ne istiyor? Teknoloji seviyesi 0.4. Teknoloji seviyesi ne ile alakalı? Vallahi bilmiyorum. 0.5 seviyeye kadar yükseltmiştik. Bunun başka bir şeysi vardır büyük ihtimalle. Onu araştırırız. Kütüphane yapabiliyoruz ama onu yapamıyoruz. Çift şunu yükselt. Teknoloji seviyesi dedi. Acaba araştırma şununla alakalı mı? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum onunla alakalı olduğunu. Turu geçtim. Bizans'la kaç tur kaldı? 9 tur. Bizans'ta 9 tur kaldı. Üretim yerine bir tane daha yapıştırdım. 9 tur kaldıysa şunlarla ilişkimiz ne oldu şunun? Artı 9'a çıktı. Tamam. Bununla sıkıntımız yok. Akkoyunlar 2. Eksi 26. Şu sıkıntı. Dulkadiroğulları Beyliği sıkıntı. Şu sıkıntı yaratabilir bize. Şurada 600 ordu bırakırsam sıkıntı olmaz. Trabzon İmparatorluğu. Tamam. Şimdi Bizans'a doğru ben orduyu tekrardan yakına doğru çekiyorum. 696 kalsın orada. Başka bir şey kalmasın. Bizans'ı zaten bu 1000 orduyla alırım diye, ama ordu yapabilir mi? Şunu da gönderelim. Şunu da yan tarafına gönderelim. 998'de burada. Bunu da buraya gönderelim. Başka bir şey var mı? Şu 316 durmasın burada. Onu da oraya gönderiyorum. Duru geçtim. Eyalet istikrarları asimile işine seri bir şekilde bakmamız lazım. Yerleri %100. Güzel. Duru geçtim. Bir daha geçtim. Bir daha geçtim. 8000 teknoloji arttı. Üretim gelirine verdik. Bir daha geçtim turu. Hadi çocuklar, biraz hızlı. Biraz hızlı abi. 601 ordu yaptı. 601 ordu yaptı. Bu sefer çiftli dalacağım. Çiftli salto yapacağım bana. 9 tur geçtik mi? Bir tur daha kalmış. Bir tur daha kalmış. Bunu da şuraya gönder. Turu geçtim. Şimdi bu iş tamamdır. Bu sefer dalıyorum. Bu işi hallediyorum. Önce şu 1800 ile dalacağım. Peşine şu 1600'ü göndereceğim. Ne kadar orada yaparsan yap, alamazsın. Oo, yuh be, içeriden 1900 orada. Lan nasıl çıkıyor abi? 600 gözüküyordu ya. Abi ne oluyor orada? Benim ordu git gel mi yapıyor? Bu ne ya? 600 gözükürken bilmem kaç oldu. 51 bin nüfusu var. Adamlar bizi ezdi. Adamlar beni ezdi. Adamlar beni tamamen ezdi. 1600-1800 küsür ordu çıktı oradan. Vallahi yetiştir. Şimdi ben gösteririm sana yönünü. Çok mu yaptık la? Şurayı kapatsaydık keşke. Şu düştüğümüz hale bak. Adam 1600 ordu çıkarttı oradan ya. Yukarı ilerleyebilir mi? Şunlarla durumumuz nedir? Boğdan. Boğdan durumumuz nedir? Eksi 43. Şunlarla bir ilişki geliştiri yapabiliyor muyuz? Tamam, ilişki geliştiri yaptım. Teknoloji puanımız mı arttı? Üretim yerine 5 verdim. Şuradaki orduyu aşağıya çekiyorum. Tamam, gönderdik. Şuradaki orduları göndermeme gerek var mı? 4000 ordum var. Onunla birlikte süpürüp alacağım. Turu geçiyorum. Ters tarafa döndü çakal. Çakal ters tarafa döndü. Gel bakalım şimdi. Şu 1400'ü al. Arkasından da şu 2200'ü al. Şuraları kapat. Ordu yok. Aşağıya saldırabilir. Yapacak bir şey yok. Dur geçiyorum. Al şurayı artık. Uğraştırma bizi. Ya abi, ben Bizans'a saldıramıyorum. Oyunda bug mı var ya? Oyunda sıkıntı mı var? Nihayet ya. Ver şunu bana. Evet. Evet, hepsini istiyorum. Talepleri gönder. Yeter be. Turu da geç. Bu kadar basit. Bitti mi şu İstanbul'un iş, tamam mı? İstanbul'un işi tamam mı? Eyalet istikrarları. Gazi. İstanbul olarak hangisi geçiyor? Şu. %45. Tamam. Tamam, asimile yapacağız. Yapamıyorum yani. Niye? Tamam, onlar zaten asimile'de. Bir İstanbul asimile'de değildi. Bir de mutluluğa bakalım. Paramız yok ama bir de mutluluk düzeyine bir bakalım. %71 en düşüğü. İstanbul'da %71.86. Güzel. Asimile işlemini hallettikten sonra İstanbul'da bizimkilere, bizim nüfusa geçiriz. İstanbul'u zar zor da olsa aldık. Evet arkadaşlar. Biraz da zor oldu ama halletmiş olduk. Yukarıdaki kimdi bunlar? Candaroğullarını hallettik. Candaroğullarının nüfus oranı bizimkinden daha fazla şu anda. 13.000 kişi Candaroğlu var. 5.900 de bizden var. Buraları asimile edeceğiz. Ondan sonra bize en sıkıntı yaratan belki şunlar aslında. Karamanoğulları Beyliği ilişkimiz güzel ama sınırlarımızı genişletmek için buraları almamız lazım diye düşünüyorum. Eflak Boğdan şimdilik beklesin. Şimdilik ilk bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.